Ve burada işte bu musibetlerden dolayı Firavun dedi ki bakınız. فَاِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا Onlara bir iyilik dokunduğu zaman zaten bu bizim hakkımızdır dediler. Hakkımızdır dediler. Ne zaman kendilerine bir iyilik geldiği zaman bu bizim hakkımızdır. وَاِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ Onlara ne zaman bir sıkıntı, keder, ızdırap, musibet gelirse bu Musa'nın yüzünden ve arkadaşların yüzünden bizim başımıza geldi diyorlar. Allahu Ekber. Tıpkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedikleri gibi. Hani hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte Kureyş 3000 orduyla Medine'ye saldıracağı zaman haberi oldu ve gençlerin ısrarına dayanamadı. Özetliyorum. Gençlerin ısrarına dayanamadı. Zırhını giydi ve Uhud'a çıktı. Olgun insanlar yani burada kalalım diyerek teklifleri sunmuşlardı. Ama Allah Resulü gençleri kırmamak için çıktı. Hatta dedi ki ya Resulullah eğer seni mecbur bıraktıysak dönelim. Hayır diyor. Hayır diyor. Bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmak ona yakışmaz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve doğru gidince Ebu Selül ve diğerleri arkadan böyle bakıyorlar. Bakınız bakınız diyor. Başımıza ne geldiyse Muhammed'in yüzünden geldi. Muhammed birkaç çapulcunun sözlerine baktı. Bakın şimdi onlar 3000 kişi. Biz oysa 1000 tabii döndüler döndü de 700 kişi düştüler. Ne diyorlardı? İbn-i Selül ve Yahudilerden ve müşriklerden birkaç tane çünkü Medine'de müşrikler de vardı, Yahudiler de vardı. Onlar ayrıldılar. İşte 700 kişi kaldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle geriye baktı ve devam etti. O işte onlar dediler ki işte başımıza ne geldiyse Muhammed'in yüzünden geldi ve gelecek. Aynı şekilde Musa'ya bu şekilde diyorlar. Ne diyordu? Ayet nerede? وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ Yani bir musibetle karşı karşıya kaldıkları zaman işte Musa'nın ve onun yanındaki olan kimselerin yüzünden bu başımıza geldi. Yani bu olmasaydı olmayı bazıları şimdi günümüzde